Sitrik asit var, etil eksiglyserin, dipropilen glikol var. Kokoglikosit var, PEG-40 fenoksitanol var. Sodyum benzoat var ve SLS, sodyum loret sulfat, castrol oil, potasyum sorbat var. Herkese merhaba. Bu videomuzda bebekler için üretilmiş olan ıslak mendilleri inceleyeceğim. İçerik olarak güvenebileceğimiz bir ıslak mendil nasıl olmalı? Bununla ilgili öğrendiğim bilgileri sizinle paylaşacağım. Eğer buradaki ıslak mendillerden özellikle merak ettiğiniz varsa videonun açıklama kısmında ürünlerin hangi dakikalarda incelendiğini belirteceğim. Oradaki dakikalara tıklayarak hangi ürünü kullanıyorsanız ya da hangi ürünün içeriğini ya da nasıl olduğunu merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Elimde 5 tane ıslak mendil var. 4 tane marka var. Birisi Sleepy, diğeri Unibaby. Unibaby'nin 2 tane var. Birisi natural olan, diğeri de sensitive olan modeli. Firmanın hassas kokusuz yazan 52'li firma ıslak mendili var. Ve Baby Turco'nun doğadan adlı ıslak mendili var. Baktığımız zaman hepsi bebekler için üretilmiş ıslak mendiller. Bebekler için üretilen ürünler genellikle zararsız duruyor ve biz de bebeklerde kullanıyoruz. Tamamen güvenerek kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki zaten bu bebekler için üretilmiş. Hadi kullanalım diyoruz. Böyle bir genel bir kanı var. Ama araştırdığım zaman öğrendim ki ıslak mendiller gerçekten zararlı olabiliyormuş. Hatta bebeklerde karşılaşılan tahriş, kızarıklık ve benzeri rahatsızlıklar tamamen ıslak mendilden kaynaklı bile olabiliyormuş. Islak mendillerin içinde cilde zarar veren ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilen bazı kimyasallar olabiliyor. Yapılan araştırmaya göre ıslak mendillerde kullanılan 62 maddeden sadece 16'sı vücuda zararsızmış. Yani bu çok büyük bir rakam. O yüzden de ürünleri incelerken içeriklerine bakacağız. Çocukların ciltleri yetişkinlere göre daha geçirgen olduğu için bu maddeler daha hızlı bir şekilde bebeklerin vücuduna girebiliyor. Mesela bebeğiniz pişik oldu ya da bir yerinden başka bir yara varsa ıslak mendilleri kesinlikle kullanılmaması gerekiyormuş. Çünkü ıslak mendillerde bulunan kimyasallar bebeğin cildindeki o pişikli yaralı kısma temas ettiğinde deri altına daha hızlı geçebiliyor ve bu da kimyasalların bebeğin vücudunda yavaş yavaş birikmesine sebep olabiliyormuş. Belki de diyeceksiniz ki yani bu ne kadar zararlı olabilir? Sonuçta bebek için üretilmiş diyebilirsiniz. Bunu diyebilirsiniz, haklısınız. Ben de bu şekilde düşünüyordum. Ta ki ıslak mendillerle ilgili biraz araştırma yapana kadar. Ama bu kimyasallar yavaş yavaş birike en sonunda ileride ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Çok düşük miktarlarda kullandığı için ölümcül bir şeye sebep olmuyor doğrudan. Ama zamanla etkilediği için bebeğin ne zaman rahatsız olacağını ya da ne zaman hasta olacağını bilmiyoruz. Islak mendil alırken dikkat etmemiz gereken en önemli şey az miktarda da olsa İçinde zararlı kimyasal bulunan ıslak mendilleri kullanmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Alkol, koku, paraben bulunmayan doğal selüloz ya da pamuktan elde edilen ıslak mendilleri kullanmamız gerekiyor. Kimyasal içeren ıslak mendili kullanmak zorunda kaldığımızda ciltte kurumasını beklemeden de temiz suyla yıkamamız gerekiyormuş. Buradaki ürünlerden hiçbirini yermek ya da övmek istemiyorum. Sadece ürünlerin içeriklerine bakacağız. Yaygın olarak kullanılan ürünler olduğu için bu içeriklerde zararlı bir şey var mı? Bebeklerimizi etki edecek bir şey var mı? Görmek için böyle bir video çekmek istedim. Şuradaki markalardan hiçbirinin gocunmamasını diliyorum. Hatta daha ileriye gidip sağlıklı ürünler üretmelerini teşvik etmesini umuyorum. Hadi şimdi videomuzdaki ürünleri incelemeye geçelim. Sleepy Bionatrel ile başlamak istedim. Çünkü Sleepy Bionatrel daha yeni çıktı piyasaya. Fazlaca reklam yapıyorlar. Her yerde karşımıza çıkıyor. Pakete ilk baktığımızda daha önce yaptığımız Sleepy bebek bezi incelemesindeki olduğu gibi dünyada bir ilk etiketi var ve alt tarafta da bebeğiniz için daha temiz bir dünya sloganı mevcut. Bu dünyada bir ilk, daha temiz bir dünya sloganı nereden geliyor? Onu söyleyeyim. Şurada bilgisini vermiş. Biyopolimer kaynağı olan şeker kamışı doğadan karbondioksit alıp oksijen üretiyormuş. Böylece atmosferimizi gelecek nesiller için temizler diyor. Dünyada bir ilk olması ile ilgili şurada bilgi verilmiş. Demiş ki dünyada ilk olarak ıslak mendil kategorisinde biyopolimer, süt proteini, saf su, doğal bambu ve organik pamuk aynı üründe kullanılmış. Yani bu maddeleri bir araya getirip ıslak mendil yapan ilk ürün olduğu için. Baktığımız zaman biyopolimer, süt proteini, saf su, doğal bambu, organik pamuk içeriyor diye belirtmiş. Kırklı bir paket. Arkadaki içeriğine bakalım. Evet, şurada belirtmiş. Demiş ki vegan. Bu ürün vegan bir ürünmüş. Yani tamamen bitkisel ve aynı zamanda da hayvanlarla ilgili herhangi bir deney yapılmadı demek oluyor vegan. Ve bu ürün helal sertifikalıymış. Diğer içeriklere baktığımızda Aqua var. Purified Water. Yani saf su. Potasyum sorbat var. Potasyum sorbat kimyasal bir madde.
ama masum bir madde. Yani çok zararlı bir madde değil. Potasyum sorbat bu ürünün içindeki maddeler doğal maddeler olduğu için onların küflenmesine engel olan bir koruyucu maddeymiş. Aynı zamanda hidrolize tatlı badem proteini de bu ürünün içinde var. Şöyle baktığımız zaman, içeriğine göre baktığımız zaman bu ürün kesinlikle zararsız görünüyor. Yani bebeklerimizde güvenle kullanabiliriz gibi düşünebiliriz. Zaten burada da belirtmiş, yeni doğandan itibaren bebeklerin el, yüz ve vücut temizliğinde güvenle kullanabilirsiniz demiş. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Piyasaya yeni çıkmış olan diğer bir ürün diyebiliriz Baby Turco için. Baby Turco doğadan ıslak bebek havlusu. Bu 60'lı, bu tabi Sleepy'ye göre daha fazla ıslak mendil içeren bir paket. Bu ürüne baktığımızda da şurada ne demiş? Ana kuzuları için Türkiye'de ilk ve tek. Evet, diğeri dünyada ilkti. Bu Türkiye'de ilk ve tekmiş. Bakalım Türkiye'de ilk ve tek olan şey ne? Evet, şuraya baktığımızda Türkiye'de ilk ve tek ıslak mendil kategorisinde Ege zeytinyağı ve Çukurova pamuğu birlikte aynı ürün içeriğinde kullanılmıştır. Ege zeytinyağı ve Çukurova pamuğu. Zaten doğadan ürün ve sağında solunda da Anadolu'nun kalbinden diye de belirtilmiş. Doğal Çukurova pamuğu ve doğal Ege zeytinyağı. Tabii bu ikisi de pamukta onayladığımız, zeytinyağda onayladığımız iki doğal ürün. Altında ne demiş? Yeni doğan el, yüz ve vücut temizliğinde uygundur. Doğal zeytinyağı da bunda var. İçeriğine baktığımızda bu ürün içinde bebeklerimiz için güvenle kullanabiliriz diyebiliriz. Tabii bunları kullanıp kullanmamak tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdilik incelememizden olumlu sonuç aldık. Evet, diğer ürünümüze geldik. Prima hassas kokusuz. Yani görebileceğimiz en sade ıslak mendil paketine sahip olduğunu düşünüyorum. Çok sade, göz yarmayan güzel bir paketi var. Bence paket olarak çok güzel bir tasarım. Üstünde güzel bir kalp resmi var. 52'li bebek için ıslak havlu diye belirtilmiş. Arka tarafına geçelim. Ön tarafında herhangi bir slogan, herhangi bir iddia vesaire yok. Arkasına baktığımızda ürünün burada da herhangi bir iddiası olmadığını görüyorum. Genellikle İngilizce yazılar var. Şöyle baktığımızda burada ülkenin üretim yapıldığı yerden bahsetmiş. Nasıl kullanılması gerektiğinden bahsetmiş. Kullandığımız bileşenler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz aşağıdaki web sitesini ziyaret edin diye belirtmiş. Pampers.com. Tabii burada içeriği daha fazla içerik merak edenler için belirtmiş, güzel bir şey. Şu kısımda herhangi özel bir bilgi yok. Bu kısma geldiğimizde ürünün içeriğini görebiliyoruz. Evet, aqua var. Su, yani saf su. Sitrik asit var. Sitrik asit bazıları çok zararlı demiş. Bazıları zararı yok demiş. Her üründe kullanılıyor denmiş. Yani bu sitrik asiti araştırınca limon tuzu olduğunu öğrendim. Limon tuzu ne kadar zararlıdır bilmiyorum. Ama bebek vücudunda belki zararlı olabiliyordur. Bir de asidik bir şey olduğu için belki tahrişi arttırıyor olabilir diye düşünüyorum. PEG 40 Hydrogenated Castor Oil. Evet, PEG kodlu kimyasallar bebekler için zararlı diye okudum. Bebekler için zararlı olan bu kimyasallar bu ürün ürünlerde kullanılmamalı diye okudum. O yüzden PEG 40 olması bizim için olumsuz bir özellik diyoruz. Sorbitan dediği zaten küf önleyici. Mesela şöyle baktığımız sodyum benzoate var. Sodyum benzoate ile ilgili yaptığım araştırmada uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilen bir kimyasal olarak geçiyordu. Mesela şurada dipropilen glikol var. Bu kimyasal maddenin petrol türevi bir madde olduğunu öğrendim. Bunun da sağlık için uygun olmadığı söyleniyor. İçinde diğer bir sürü kimyasal madde mevcut. Bu kadar çok kimyasal madde olan ıslak mendilleri genelde önermiyorlar. Ama tabii ki bebekleriniz için kullanıp kullanmama kararı sizin. Bir sonraki ürüne geçelim. Evet, elimde iki tane Unibaby ıslak mendil paketi var. Birisi Natural ıslak bebek havlusu, diğeri de Sensitive ıslak bebek havlusu olarak geçiyor. Paketlere ilk baktığımızda dikkat çeken en büyük fark, şöyle baktığımızda içerik olarak şu parfüm free parfümsüz belirtmiş. Şunda da papatya özlü diye belirtmiş. Yani bunda papatya kokusu var. Parfüm olarak papatya özü eklemişler diye düşünebiliriz. Aynı zamanda alkol, paraben yok. Bunda da alkol ve paraben, parfüm yok diye belirtmiş. Dermatolojik olarak test edilmiş, yani vücuda zararlı, deriye zararı olmadığı düşünülüyor. Arka tarafına geldiğimizde bu iki ürün arasındaki farkın sadece parfüm mü olup olmadığını görmeye çalışalım. Şurada neden Unibaby Sensitive'i seçmeliyiz bilgisi var. Şuraya baktığımızda dermatolojik olarak test edilmiş ve pH değeri bebekler için, bebek cildi için uygundur yazıyor. Buna baktığımızda bunda da dermatolojik test yapılmış ve pH değeri bebekler için uygundur yazıyor. Ve içinde olmayanları belirtmiş. Alkol yok, paraben yok, colorant yani renklendirici yok, SLS sodyum sülfat yok ve SLS sodyum loret sülfat. Bu da yok. Bunları belirtmiş. Bunlar olumlu özellikler. Şunda ne yokmuş? Alkol, paraben, parfüm, renklendirici ve diğer SLS. Bunda da yok. En büyük fark
Bu parfümlü, bu parfümsüz. İçindekiler. Bakalım yine saf su var ve fenoksitanol var. Fenoksitanol, bilmiyorum doğru okuyor muyum bu kelimeleri ama. Fenoksitanol sağlığa zararlı olduğu söylenen bir kimyasal. Bunlarla ilgili, bu arada bu kimyasallarla ilgili bilgileri videonun sonuna koyacağım. Hangi, ne tür zararlar verebilir diye birkaç tane yazı buldum. Bunları derledim. Videonun sonuna ekleyeceğim. İsterseniz oraya gidip bu kimyasal maddeler ne zarar veriyormuş görebilirsiniz. Onun dışında şöyle baktığımda koko glikosit var. Hindistan cevizi yağı ya da Hindistan cevizi şekerinden üretilen yağ diyebiliriz bunun için. Aynı zamanda şu madde var. Etileksigliserin diye geçiyor. Bu maddede kozmetik formülasyonlarda kozmetik ürünleri korumak için kullanılan yardımcı fonksiyonlu bir nemlendiriciymiş. Yani nemlendirici olarak kullanılmış. Genel olarak baktığımız zaman bu üründe fenoksitanol olması bu ürünü az da olsa zararlı bir ürün haline getiriyor. Ama tabii ki yine tekrar söylüyorum. Bebeğinizde kullanıp kullanmamak tamamen sizin kararınızdır. Ben sadece inceliyorum. Bu da başka bir ürünümüzdü. Diğer natürel olana bakalım. Natürel olanda genel olarak papatya özünü görmüştük. Bunun dışında ekstra bir kimyasal var mı bakalım. Evet, bunda da fenoksitanol var maalesef. Fenoksitanol önerilmiyor. Ve gördüğünüz gibi PEG-40 var. PEG kodlu ürünlerde aynı şekilde bebeğe zarar verdiği düşünülüyor. Koko glikosit varmış. Diğerinde de vardı. Ekstra olarak bunda PEG-40'ı gördük. Sitrik asit var. Parfüm var. Yani koku eklenmiş. Baktığımız zaman maalesef bu ürün içinde fenoksitanol ve PEG-40'tan dolayı bebekler için zararlı olabilir diyebiliyoruz. Yine de kullanıp kullanmamak tamamen sizin kararınızdır. Ben sadece tanıtmak istedim. 5 tane ürünümüz vardı. İkisi aynı marka, 4'ü farklı marka. Şimdi bu ürünlerin nasıl olduğuna bakalım. Evet, ürünlere baktığımızda ürünlerin transparanlığını, ne kadar geçirgen olduklarını görebilirsiniz. İncelik kalınlık olarak. Yani şu anda şöyle gözle baktığınızda en kalını bu gibi duruyor. Bilmiyorum. Şununla başlayayım. Evet, lifli bir dokuya sahip gibi duruyor. Birazcık bana sert gibi geldi, emin değilim. Sıkalım. Evet, çok fazla olmasa da ıslattı biraz. Çekiyorum, dayanıklılık olarak bakıyorum. Bayağı güçlü, yırtamadım. Evet, yırtabildim. Çok güçlü bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Sleepy'ye baktığımda daha kalın gibi geldi bana. Hissi olarak daha yumuşak. Biraz daha ıslaklık hissi var gibi geldi bana. Aa, içinden su çıktı bunun. Aktı bayağı. Say damlığını görüyorsunuz. Bu arada açtıkça genişliyor gibi. Şöyle çektiğimde, evet, demek ki yatay çekince yırtması zor oluyor. Hiç ayrılmıyor şu anda bu. Çok daha güçlü olduğunu söyleyebilirim öbürüne göre. Tabii bu iyi bir özellik mi, kötü bir özellik mi bunu bilmiyorum. Bunun kararı size kalmış. Evet. Bunu da zor da olsa ayırabildim. Yatay olarak tuttuğumda primadan daha zor, daha güçlü çıktı. Ama dikey olarak tuttuğumda daha kolay bir şekilde ayrıldığını düşünüyorum. Bu da böyle bir ürün çıktı. Baby Turco'ya bakalım. Biraz daha küçükçe, küçük duruyor gibi geldi bana. Yumuşaklığı güzel, yumuşak. Hemen hemen Sleepy gibi diyebilirim. Ama sanki birazcık daha yumuşak olabilir, emin değilim. Bunu da yatay tutayım. Ha, bu ayrıldı. Yatay olarak ayırabildim bunu. Yırtabildim. Dikey olarak zaten şimdi çektiğimde ayrılacaktır. Ha, çok kolay, çok kolay bir şekilde yırtıldı. Zaten daha yumuşak hissettiriyordu gerçekten de. Bu üründe böyle. Ha, bunu sıkmayı unuttum bu arada. Sıkalım. Bundan herhangi bir damlama olmadı ama yine hafiften ıslaklık mevcut. Mini Baby Natural'e bakalım. Dokusunda böyle benekler var gibi. Şöyle hafif hafif benekler var. Yani idare eder bir yumuşaklığı var diyebilirim. Çok yumuşak değil. Sıkalım.
Evet, bundan da su damladı. Köpüklü bir su damladı hatta. Böyle baktığımızda ürünün say damlanı görüyoruz. Yatay tuttuğumda ayrılır gibi oluyor ama çok zorlanıyor. Dikey olarak tuttuğumda çok rahat bir şekilde koptu. Evet. Bu da böyle. Nüveybin'in sensitivine geldiğimizde his olarak Naturella aynı diyebilirim ama sanki birazcık daha sertmiş gibi bir his aldım ben. Emin değilim. Evet, en sona bırakmamıza rağmen içinden su çıktı bayağı. Damladı yani. Görmüşsünüzdür. Yatay tuttuğumda evet, aynı şekilde bunu da ayıramadım. Dikey tuttuğumda evet, kolay bir şekilde ayrıldığını görüyorsunuz. Çok fazla zorlanmadan ayırabiliyorum. Bu da böyle dayanıklılık olarak diyebilirim. Evet, ıslak mendillerimiz böyle. Videomuza burada son veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi videonun devamında ıslak mendillerde kullanılan kimyasal maddelerle ilgili nelere zarar verip vermedikleriyle ilgili yazıları paylaşacağım. İsterseniz devam edebilirsiniz. Teşekkürler.